Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat cenab Hak gecemizi, gündüzümüzü mübarek eylesin Bizi bize bırakmasın, biz bizi unuttuğumuz zaman o rahmetiyle bizi unutmasın Zaten unutmaz ama rahmetiyle unutmasın İştirak-ı amali uhrevi eden hissemizi ziyade eylesin Rizası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın. Niye yaptın, niye yapmadın, niye dedin, niye demedin itabına vesile ve sebep olacak sözleri, fiilleri nasip eylemesin. Olmuş ise yübedülullah ise yatım hasen asırına mazar ederek hayra tebdil eylesin. Kuvve-i kuvveyi kuvve-i manevi nasip eylesin Cenab-ı Hak. 29. sözden devam ediyoruz kaldığımız yerden. 29. söz kaçıncı ders? 18. ders. 18. ders Bekayru ve melaike ve haşe dairdir. E'ûzu billahi mine şeytanir <laughs> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenazelul malaiketu ver ruhu fiha bi izni rabbihim tesekkülü min emri rabbi sadakallahu lazim. Sevgili kardeşlerim bugün 509. sayfa sözler ikinci esas 29. söz. Daha önce melaike ve ruhaniyatlardan, cinlerden, şeytandan ve meleklerden bahsettik. Neredeyse çok uzun. Şimdi biz melaikelere geldik. Melaikeler meselesi çok mühimdir. O kadar mühim ki bilmesen olmaz. Diğerleri ruhaniyat gibi değil. İman esasından olduğu için. iman esasının bizden berinde bir tanesidir. Şimdi melaike. Melaikenin vücuduna atıflarım var ama ben atıflar okusam çok uzar. siz, de, siz de bana yardım edeceksiniz. E, eksiğimi, yanlışımı düzeltin. Melaikenin, yani bu denilmez deme. Çünkü bu zekeredir. Umumi ders gibi değil. Abi şöyle olmaz mı veya ben böyle düşünmüyorum falan rahat. Çünkü ben de talebiyim. Melaikenin vücuduna ve ruhanilerin subutuna, melaikelerin vücuduna iman esası olduğu için ruhanilerin subutuna yani varlığına şahit olmak iman esasından değildir ruhaniler. Onun için subutuna, sabitliğine. Ama vücudu var, mahluktur. Melekler mahluktur. Onun için ayırt ediyor. Ve hakikatlarının vücuduna yani ikisinin esma ilahiye dayandığına, esma ilahiye dayandığına hakikat görünce pergelimizi esmaya koyacağız. Bu işin mahiyeti nedir deyince sıfata koyacağız. Kanuneti deyince kanuneti nedir deyince insana koyacağız. Bu işin sureti nedir deyince esmaların cil ve cemal nakış sanat, eylemsel hali. Mesela e, imanın e, fiili simada olur, davranışta olur. Sima, ses, göz, ter, Surettedir. Sima gösteriyor bir insanın itikad imanını. Kanuniyet içerdedir. Bir şey kanunet deyince bir mülk de barlada geçiyor. Mülk de kainattaki nizam, sistemin adıdır. Vücudu haricisi yok, vücut ilmisi var. Kanunun insanda ise dimadadır. Vücut ilmisi var. Gene vücut haricisi yok. Ha? Tasdik denilen ilim. Hakikat deyince hakikat Hakayık eşyayı sabit etin. Esma ilahiyedir. Ona koyuyoruz. Vücut deyince yapmıştık. Esma ilahiyelerin her birinden İbrahim. Sen olmadığı için. Mesela Rahman, Rahim, Kerim adlı ne varsa oradaki her bir insanın her bir esmada bir mertebesi var. Tayin pekmez karıştırır gibi. Rahman'dan şu mertebe 5. Latif'ten 7. Kadir'den şu kadar. Alim'den 19. Yani o esmaların Fatih. O esmalarındaki senin hayat boyu eylem, fikir, his, vicdan, duygu, kalp, latife, ruh. Yani bu beş tane ile her bir esmada kazanımlarımızı bir araya getiririz. Tayyip Pekmez gibi. Rahman'dan 16 idi. Kadir'den 12 idi. Onu karıştır. Katıksız, zıtsız. Onların bütünselliğine vücut denilir. Onların vücut haricisi olursa mevcut olur. İkisi de bizde mahluktur. Vücut ile mevcut böyle farklıdır. Esma ilahiyelerin bizdeki bütünlüğü vücut harici olunca mevcut olur. Mevcudun zıttı var. E, ademi sırf var. Adem mutlak yok. Adem var. Üç tane. Adem mutlak zaten. O tabii ben çabuk geçiyorum. Adem mutlak kafasızın kafasında var. Allah'ın zıttı şirk mevcudatta nefsül emirde Allah'ın zıttı yoktur. Kişinin kafasının kafasızın kafasında vardır. Adem'i sırf ise yok iken yaptı. Hiç yok. Adem ise bak Adem'i mutlak. İn aşağıya Adem'i sırf. Adem ise vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır. Ee, iki i̇ki dairedir Allah'a göre. Bazen Adem'den vücuda, vücuttan Adem'e getirir. Tamam. Demek ki Adem'i sırf hiçlikten şey vücut ise Adem'den yaratmış. Melaikelerin melaikenin vücuduna iman esas olduğu için vücut denmiş. iman esas olmadığı için subutuna, sendeki sabitliğine, anlayışına ama bunların kaynağı itibariyle hakikatlarına hakikatlarının vücuduna bir icma maneviyle bunlar var. İcma manevi var. Yani daha önce de herhalde söyledi ama burada hafif söyledi. Şimdi söyleyecek. Felsefe yani dinden kopuk felsefe de bunu inkar edemediği için Kuvayi Sare vesaire bir şeyler diyecek. Dolayısıyla manevi şeyine, vücuduna icma var. Değişik şekilde dahi olsa okuyacağız zaten. İcma var. Yani dinsiz tarafı da ittifak etmiş. Din de söylemiş. Yalnız o bir kategori vardı bir çizmiştik göndermiştim şeyde Adem'i sırf şeyden şundan Adem'i e, mutlak Adem mevcut e, hatırladınız mı o yayınlamıştım ba bakar mısın isterseniz onu bulursan burada yaz ki o çok önemli kafama şey yaptı şimdi. İcma maneviyle tabirde ihtilafları ile beraber yani ifadelerde ve Roma felsefesi dehası filozofların da veya Ehl-i Sünnet'in dışında farklı mezheplerin de farklı ihtilaflarla beraber yani ifadelerindeki farklılıklarla beraber bütün ehli akıl ve ehl-i nak nakil, ehl akıl gerek İslam'ın dışındaki felsefe akımları gerekse İslam'ın içindeki felsefe akım akımı yani felsefeciler buna ehli akıl deniliyor. ehli nakil ise nakliye esas almışlar, nakil üzerinde yürümüşler yani vahiy ehli nakil bilerek bilmeyerek ittifak etmişler denilebilir. Ne hakkında? Melek ve ruhanilerin vücudu hakkında ittifak edilmiş. Ama ifade şekilleriyle farklı olmakla beraber. Ama aynı şeyi tanımlamışlar. Tamam. Mesela kabiri de öyle. Biz diyoruz ki ahirete gitti. O diyor ki işteye gitti. Ama ikisi bir yere gitti diyor. Gitti diyebildiğine göre aa şurası hiçliktir. Parmak gösterebiliyorsa o varlıktır. O Değişik şekilde söyledi ama bir yere işaret ediyor. Ha burası içtiktir. Veya bir tane de örnek vereyim şey olsun kafamıza. Bu kainatı yaratan Allah'tır diyoruz. Esma, esma, esmalarla Cenab-ı Hak yapmış. Bu mevcudat donmuş esmadır. Ateistlerin son kalesi diyor ki bu kainat kapsayan, maddenin içinde ve dışında, evvelinde, ahirinde, her tarafında kapsayan enerji vardır. Aynı şeyi söylüyoruz bilin yani o yok Allah vardır demeyeceksin onlara. Enerji doğrudur. Enerjinin biraz Arapçası kuvvettir, biraz da Arapçası kudrettir. Kudret sıfattır, kuvvet esmadır, enerji fiziksel tabirdir. Aynı şey. Bana Ahmet dedi, Hüseyin desen ne olur, Hasan desen ne olur? Aynı şeyi tanımlıyorsun. Tamam, değişik tabirle aynı şey söyleniliyor. Denilebilir. Hatta maddiyata çok ileri giden Hukemay İşrakiyu'nun meşaiyun kısmı. Mesela melaikenin manasını inkar etmeyerek her bir nevin bir mahiyeti mücerredi ruhanileri vardır derler. Melaike öyle tabir etmişler. Kim? Peki bu kimdir? Hükemay işrakiyunun meşaiyun kısmı. Aristocu bir ekol. Yani e, hükemay işrakiye işrak şak içe bazıları demiş böyle hakikatin kaynağı ruhsaldır. Eflatun daha çok bunu demiş. Yani ruhu kabul eden. Aristo ise hakikatin kaynağı e, akıldır demiş. Yani hükümayi işrakin e, ruhtur. Her şeyde doğmadır. ilham yani. Siz, siziler duyurlar. Hakikatin, hakikat diyemezler felsefede de. Yani hakikata bizi götürür. Hiçbir felsefede adınız gibi bilin. hakikat yok, Hakikat yoktur. Hakikat varsa felsefe durmuştur sonuçtur. dinde hakikat var çünkü Allah sonuçtur. Onlarda belirleniş yoktur. Hep böyle bulamadınız bunu. Yok çıkartamadım abi. Hükema-i işrakiyunun yani ruhu, ruhiyat, ruhçular. O mesela diyelim ki Hegel bunlardandır. Yeni asrın felsefesi. Hegel Avrupa o dinsiz şey felsefeye göre bunu, bunu inkar, inkar ederler. Biraz bu dindardır. Hristiyan dindardır. Hegel. Bu ruhiyat ve meşayun yani meşayun kısmı yani akıl kısmı Aristocu kısmı melaikenin manasını inkar etmeyerek her bir nevin bir mayyeti müceredi ruhanileri vardır derler. Yani e, bu eşya topraktaki element gelip de niye yaprakta böyle duruyor? Niye elma oluyor? Niye boyanıyor? Şey öyle demişler böyle çok hoş usta da şey yapıyor bir şey hem hem hakim hem mahkum olamaz. Hem hakim hem mahkum nasıl olacak? Yani bir elmadaki bir hücre, şey bir atom hepsine hükmedecek. Bu noktada hakim olacak. Ama hepsinden emir alacak. O noktada da mahkum olacak. Aynı anda iki zıt olmaz. Sıfır olur. Aynı anda iki itme, iki çekme kuvveti sıfır yapar. Onun için aynı anda hem ha hakim hem mahkum olamaz. İşte Adem olur, değil mi? Adem olur, sıfır olur. Vücut olmaz. Ee, vücudunu inkar edememişler. Niçin? Ee, burada Kuvay Sarı'ya gelecek yani yayılcı bir kuvvet demişler. Bu elma ağacı niye bir gaye varmış gibi, bir hedefi varmış gibi şuursuz, akılsız, vücutsuz kanunlar, vücudu yok. Akılsız, şuursuz, merhametsiz, anlayışsız, düşüncesiz. En önemlisi de bunların hep ötesinde gayesiz. Gayesiz yani. Kanunların ve maddenin bir gayesi yoktur. O yokken geliyor o zere, oradan oradan o aşamalardan geçirilerek orada dursun. Yani bu mümkün değil. O zaman demişler ki aptal değil bunlar. Ukema demişler ki yani burada bir ruh var yani. İşrak var yani. işte o ruhi açı dediler ki bunun bir vücudu mücerredesi vardır. Yani bir ceberi vardır. Evet zahirde bir kocaman ağaç var ama cevher ne de mücerret bir ruhanileri. Yani sanki onun çekirdeği yani aç bu zenep çekirdeğin yazımı var demişler. Bunu diyen Müslüman değil ha. Demek zorunda kalmışlar. Mahiyeti mücerredi ruhanileri. Yani mahiyet deyince hakikat ağaçtır. Ağaç. Onun arkasındaki ruh tarafı mahiyet olduğu için mayeti mücerredi ruhani. Ruhani. Mücerret ne demek? Maddede gözüküp madde olmayan. Mücerred. Mesela ben size... E, onun programı, ruhu ya. Aynen öyle. Ben mesela diyeyim. Şu anda ben beni görüyorsunuz. Bu mülkteyim. Mahlukum. Ama benim bedenimin dışında her şey e, mücerred. Yani gayptayım. Hep ben gaybım Fatih. Yani benim ruhum gayb sana. Bana da gayb. Manam tefekkürü, misiyatım ne dersen atomun dışına beni gördüğünüzün dışına her şey herkese gaybım. Siz de bana gaybım. Gaybtan gaybınıza hitap ediyor. İşte zahirin e, görünüşü, sima, ses vesaire e, bu zahirdir. Peki bunu kim idare ediyor? Mücerret. Yani madde değil ama maddede gözüküyor. Mesela his, mesela merhamet, Madde değil ama maddede gözüküyor. Ona mahiyeti mücerredi ruhaniye deniliyor. Yani ruh, ruh ruhun sıfatı ama maddede mücerred ama maddede aktif. Yani ağaca bakıyor abi yapraklar bir, bir kıvama gelip duruyor. Dallar bir kıvamda duruyor. Gövde bir kıvamda <laughs> duruyor. Öyleyse bu kendi kendine olmayacağına göre bunun arkasında bir enerji, <laughs> bir ruhani bir kuvvet var diyor. Mesela şu an Datistel diyor ki mücerrede şey demiş, enerji demiş mücerrede biz Allah demişiz. E, Eflatuncu Ekol demiş ki ruh var demiş. E, Aristo demiş ki e, bir kanun var demiş. Yani. Ama herkes birisi var demiş. Orada ittifak var yani. O kendi kendine oluyor? Bizimkiler uydurmuş. Bizim o dinsiz eko şeyler yani yazan çizenler öyle kendi kendine dememiş yani. Bizde ne demiş İslamiyet'ten Müekkel melekesi var. Evet ha melek melekesi var. Çok tuhaf. Yani böyle baktığın zaman kainat sahipsiz değil. Sanki zannediliyor ki biraz önce gördük ya şeyi, Fatih yukarıda. İnsanın gelişine bakar mısınız? Bebek, çocuk. Şuraya bak. Yani bu şekilde gelişi bir takdir bir irade ile olmuş. Senin hayatındaki yaşantını takdirsiz iradesi olur mu yani? Böyle insan kendini başıboş mu zannediyor? Başıboş mu zannediyor yani insan? Çok tuhaf yani. Bu gırdaba girdi mi? kendisini öyle zannediyor, kendisi muktedir zannediyor. Oysa bütün fiilleri, bakışları, konuşmaları, nefretleri, merhametleri, tercihleri, tenkitleri hepsi içerdendir. İçseldir. İçerde kilerin hangisine kime, kim hakim? Ben de bir duygu geliyor, seviyorum seni. Bir duygu geliyor, sevmiyorum seni. Benim diyorum. Niçin ben diyorum? İçeride bir şey oluyor da mecburum benim. Herhalde benim. Sensin diyemem ki. İçeride bir şeyler oluyor. Seviyorum seni. İçeride bir şey oluyor. Takdir, takdir ediyorum seni. E kim bu? Sen değilsin kesin. Burada Allah ben de değilim ama burada oluyor. O zaman demiş ki benim. Değilim yani. Ha. Ona ne demiş? Mahiyeti, mücerredi, ruhaniye çok uzattım ama bu Nadir abi de çok dururdu. Maddede olup, maddede olup, madde olmayan, mücerred, madde cinsine değil, şefkat. Ama ruhun sıfatı melaike, melaike, öyle tabir ediyorlar. Onlar mahiyeti mücerredi ruhaniye. Onlar öyle ifade ediyorlar. Biz ise bayağı zihayattır melaike. Bir zişurdur. Kanun emri sahibidir. Vücut harici sahibidir. Mahluktur. Aynı böyle çıkar. Cebrail aleyhisselam gelir. Ya Muhammed ihsan nedir? İman nedir? İslam nedir? Soruyor sahabe dihye suretine girmiş. Böyle birbirisi ya. Yani. Şu anda var mı? Dolu tabii. Şey olmayan, fıtratına zıt olmayan her şeyin mekeli o melaikedir. Gübrenin, pisliğin müekkeli melaike değildir. O cinsten ruhanidir. İşte ruhaniler o vazifeyi yapıyor. Tuvaletteki veya necis şeylerin müekkelleri erva habiselerdir. fiillerden, kelimelerden yaratılanlar Harika. ruhaniyattır. Erva habisine, erva gibi. <laughs> Ama bir her bir eşyada ve zi hayatta da müvekkil berakesi herkes... Evet. Mesela bizden çıkan güzel fiiller, Kur'anlar veya günahlar erva habisi ve erva haliyedir. Şey ruhaniyat. Bunun adı ruhaniyattır. ruhaniyat kategori erva haliye, erva habisi. Ama melaike öyle değil. Melaike mekeldir. Ama kocaman bir ağacın mekeli melaikedir. Ondan sonra bu cesedi trafik kazasında veya bir şekilde e, vefat ettiği zaman ruh gittiği gibi ağacı da kestikleri zaman melaike kesilmiyor. Müekkel melaikesi çekip gidiyor. Demek ki melaike öyle tabir ediyorlar. Burada bak çok atıflar var. Şöyle bir göstereyim. Dolu atıf ama girmiyorum tamam mı o atıflar. Yani nerede nasıl izah edilmiş. Melaike öyle tabir ediyorlar. Eski hükemanın işrakiyun kısmı. Bunun altına işrakiye eflatuncu diyeceksiniz. Değil, mi? değil yani. Bu efla... Evet, evet. Aristo, Aristo yani bunlar e, ama Aristo şey demiş, kanun demiş, Eflatun biraz ruhiyatçıdır. Eflatun deyince ruhiyatçıdır. Platon yani. E, kız, kısmı dahi melaikenin manasında e, kabule mustar kalarak, yanlış olarak, bu gayrimun teşhir galiba. Onlar, bir daha bir okuyayım. Eski hukemanın işrakün kısmı dahi yani ruhiyatçı olan temsilcisi Eflatuncudur. Eflatuncu ekol. Bu melaikenin manasında kabule mustar kalarak bunlar mecbur demiş. Yani biraz önce dedim ya elma olacak şu bahçemizdeki. O gübre gelecek. O bir sürü eğri bir yolunda imkansızlıklar içerisinde olmaması gerektiği gibi sanki birbirine her bir zere hem, hem hakim hem mahkum. Yani şöyle düşün. Beni Fatih, hakim kabul eder misin hakim? Bu avukat ve serma. Şimdi ben seni hem hakim hakimim. Hüküm veriyorum, mahkum ediyorum seni. Aynı şey sen mahkum sükmünle beni mahkum ediyorsun. Aynı anda oluyor. Böyle diyeyim daha iyi anlaşırsınız. Hakim hüküm. Hakimden çıkan hüküm. Ona sen mahkumsun. Aynı zamanda o mahkum bana ha ma hakimdir. Yani bizlere hem emir alacak, hem emredecek. Yani o zaman ne demişler? Niye iki defa söyledim? Mecbur olmuş işrakiye. Demiş ki e, e, maddeni mahiyeti mücerredi ruhani yani madde hareketini gayesi maksadı merhameti şefkati yok. O gübreye gidecek merhameti ifade edecek elmanın zeli boyası olacak. Gözü olmadığı halde gözü biliyormuş gibi gözü memnun edecek renk yapacak. Renk teşkil edecek. Gözü yok atomların gözü yok ama atomla yapılan göz görüyor. Atomlar duymaz, atomla yapılan kulak duyuyor diyor adam. Atomun gayesi yok ama atomla yapılan kafa gayesi var. Atom sevmez ama atomla yapılan kalp seviyor. O zaman mecbur kalmışlar. Demişler ki mücerret bir yani maddede olup madde olmayan bir şey var, ruh var. Ona şöyle demişler. Ukulu aşere erbabul enva diye isim vermişler. Bir kılsım demiş ki ukulu aşere. Ne demek ukulu aşere? Eyvallah. 10 akıl. Ne demek biliyor musunuz onu? Bir şey yapalım bakalım. Ne demek? Abi ben ona bakmıştım da şey diyorlar abi. He. <laughs> 10 akıl diye birinci akıl ikinci akılı yarattı. İkinci Arka. akıl üçüncü akılı yarattı. Üçüncü akıl... Zavallı şu anda onuncu akıl. Yani şu. Akıl onlar ilah. Bir ilah birinci e, Yunan felsefesi. Yunan kafası. Ne yapsın vahiy olmayınca? Bir ilah tövbe estağfurullah. Tanrı diyeceğim menfi. Birinci tanrı Yarattı ki yükledi ona hadi bu iş var. Şu kainat yaratılacak. İki de dedi ki ben bununla uğraşamam. Üç, dört, dokuzuncu. Ondan sonra birincisi yarattı. Birincisi yarattı sen idare et dedi. İki de üçü yaptı. O da bir şey ekledi. Dört. Şu anda bütün yük onuncu şey on ikinci ta tanrıda. Okulu aşere 10. şey onuncu aşere on. Onuncu tanrıda kalmış. Yük onda. Bütün meseleyi onda. Abi. On bütün meseleyi onda. <laughs> İnan olmak istemezdim. Tövbe estağfurullah. Hem ha size şey söyleyeyim. Ee, bu yeri gelmişken. Burası 10 e, tane. Sorarlar. Menfi için Tanrı diyeceğim. Hem soruya cevap vereyim. Allah kendisinden yani Tanrı kendisinden daha büyük taşı yapamaz mı? O basit mesela. 1975'lerin şeyle. Ta tanrı kendisi gibi bir Tanrı yapamaz mı? Usta tele alıyor. 103 işaret lan. Nit kelimesiyle söylüyor. Değiştirmiyorum konuyu ama e, gündemde belki olabilir. Gençsiniz. Sorarlar. Tanrı kendisi gibi bir tanrı yapamaz mı desen, yapamaz dese aciz olacak. Yapar derse onun ortağı olacak. Ne diyeceksiniz? Söyleyin. Ne deriz abiler? Ne aklınıza geliyor hemen? Mesela e, sorarlar. Bir menfi için söylüyorum. Tanrı, bir tanrı yapamaz mı? Ama şey söyleyeyim soruyu. Yapamaz derse aciz olur. Yapar derse ikincisine bu birincisi mahkum olur. Kendisinden daha büyük tanrı yapamaz mı? Yani birinci tanrı ikinci tanrı yapacak ama kendisinden daha büyük tanrı yapamaz mı? İk, birinci tanrı mahkum olacak. Evet ne dersiniz? Soru ateş bir soru. Niye? Niye abi? abi? Kendisinden büyük tanrı diye Allah Teala sonsuz. Yani sonsuzluğu sınırlandırdı ondan sonra daha büyük bir şey inşallah. Evet. Birinci şey soru yanlış. Çünkü kendisinden daha büyük deyince sonsuzlu, sonsuz, sonsuzun sonu yok ki daha büyük olsun. Peki tanrı tanrı yapamaz mı eş olsun? Yapılmaz deyince de acizlik olduğu gibi yapar deyince de acizlik var abi. Niye ihtiyaç mı var da yapacak yani kendi evet. yönetimi de mi de yani ikinci bir şey ihtiyaç var abi. Evet. Onu da Mahluk var yani. cinsinden düşünebilir. Bu nasıl yani? Yani Cenab-ı Hak mahluk değil ki bir şeyi hani yaratsın hani kendisi gibi bir şey olsanız, kendisi Hı. bir mahluk. Güzel. Yani ikincisi yaratılan mahluktur. Hiç mahlukla Halik eşit olur mu? Bunu nerede söylüyor biliyor musun? İşaret icazda 103 muydu ya? Need kelimesiyle söylüyor. Diyor ki ee, bakayım bul, bulacak mı? Yani birincisi şey ikincisi birinciye muhtaç. Muhtaç olan bir şey Nasıl tanrı olur? Olmayan bir tanrı nasıl tanrı olabilir? Yaratılan tanrı olur mu? Yaratılanla yaratan eşit olur mu diye herhalde anlaşıldı ama en daha, daha sayfa 103 evet. Bayelim şurada söylüyor abiler. Burada söylüyor. Endat yani niddin cemidir. Nid ise misil manasındadır. Halbuki Cenab Hakk'a yapılan misil yani bir tanrı bir tanrı yapamaz mı? Misil onun zıttıdır. Bak yazıyormuş değil mi burada? Felsefe yapmıyoruz. Sonra bir şey hem zıt hem misil olamaz. Yani birincisi ikinciyi yapacak ve yaptığı şey mahluk olacak. İkincisi yapıldığına, yapılana halik diyeceksin. Tanrı diye yapıldığı halde. Yapılmaya muhtaç. Yok iken var olana Tanrı diyeceksin. Sonra da tutacaksın bunu. Eş yapacaksın. Bu kadar akmaklık olmaz. O kapı kapalı. Öyleyse Öyle ne diyor? Bir şeyin zıttı ve misil olamaz. Bir şey hem misil hem zıt olamaz. Öyleyse mislin bu bulunması mislin muhaliyetin istizam eder. Burada yazıyor. Bu eski de biz risale yok ya nasıl kıvranıyorduk ya. Ukulu Aşere demiş ki işte <laughs> 10.'ya yüklemişler zavallı Tanrı. Sonra elbabul enva -em -em diye isim vermişler. Nedir o? Bandık türlerinin rahpleri. Mesela Güneşlerin Rabbi. Ondan sonra Sema e Ehriman der. Bütün ehli edyan bütün semavi dinler, Melaike-i Cibal, yani dağların melekleri, sonra Melekül Bihar, deniz, Melekül Emtar, yağmur gibi her neve göre birer Melaike-i Müekel, vahin ilhamı ve irşadı ile bulunduğunu kabul ederek, o namlarla tesmiye ediyorlar. Fakat bu ben, ben niye söylüyordum? Sen bu dediğin doğru da bu böyle yazıyor. Ben başka bir şey de diyordum. Yani mesela onlar demiş ki göklerin tanrısı. Bu değil yani. <laughs> göklerin tanrısının gücü adına. <laughs> Aynı o ta bu Yunan dehasından gelmiş o. Demokrit denilen bir adam şeyi getirmiş bu ilk şeyi kendi kendine oldu diyen eee biz Yunan filozofudur. Demokrit denilen. Kendi kendine oldu. Sonra işte bunu çıkarttılar. Baktı yemedi. Rüzgarın, göklerin tanrısı adına, gücü adına diye. Demek ki bu himen mimenleri böyle çocuklarımızı böyle yapıyorlar. Sonra Müslümanlar işte bütün esemavi dinler. Dağları mekeli var. Sanki o abi. Onlar, Hangisi? O işte onlar da şöyle mecbur kalmışlar. Demişler ki şu dağlar var ya ben elma misal verdim burada bir şey olması lazım bunlar e, vahi var ya vahi müekkel melaike dinlerindir diyor ki bütün ehli edyan bu din artık din'e geçtik Mehmet ehli edyan yani semavi dinler ne demişler onlar e, melekül Cibal dağlara müekkel melaike melekül Bihar okyanuslara denizlere müekkel melaike onlar ilah diyor. Melekül emtar, yağmur damlalarının her birine, müekkel gibi her neve göre birer Melek i müekkel. Biz böyle zaten inanıyoruz, böyle. Nedir bunlar? Vahyin ilhamı ve irşadı ile bulunduğunu. Yani vahiy bize bunu söylüyor. Bu nereden bileceğiz ağacı müekkeli? Kabul ederek o namlarla tesmih ediyorlar. Yani mesela Yağmuru indiren melekle dağları tutan melek eşit değil. Hatta akılları gözlerine inmiş. Şimdi değiştiriyor. Ve insaniyetten cemadat derecesine manen sukut etmiş olan maddiyun ve tabiyun. Evet camidat. Yani atomdan başka bir şey kabul etmiyor. Bu kim? Camidat. Yani duygular neymiş biliyor musunuz? Mektep okurken o konumu şey yapmıştım. Maddenin fonksiyonudur diyorlar yani merhamet, şefkat, haya, edep, öfke her şey yani maddenin dışında her şey maddenin fonksiyonuymuş diye böyle bir ekol vardı ama fazla tutunamadı. Onları ilzam etmek için biz daha önce beraber ders yaptık ya 509. sayfada şurayı yapıyorduk onlara şurası. Maddenin yazıyorum zaten şurada yazıyor bak maddenin fonksiyonu mudur? Ta o zaman 1980'de bu başlık atmışım. Maddenin fonksiyonu mudur? Mesela bendeki şefkat e, maddenin fonksiyonuysa kaç kilo ilim diyelim? 60 kilo, 70 kilo ilim. 70 kilo. 70 kilo olan bende bu şefkat, bütün 70 kilolarda da aynı şefkat olması lazım. Aynı şeyi düşünmem lazım. Aynı, her şey içsel aynı olacak. Öyle miyiz peki? O zaman maddenin fonksiyonu olsaydı aynı miktar madde aynı şeyi söylerdi. Ama bir tanesi inanıyor, bir tanesi inanmıyor ama maddesi ikisi de 70 kilo. Maddenin fonksiyonu değilmiş yani. Eee maddiyun ve tabiun. Maddiyun biraz önce biraz söyledim. Maddenin fonksiyonudur. Tabin ise maddenin fonksiyonu değil ama onun arkasındaki kanundur demiş. Kanun ee, kanun da kendisi şey değildir. Mastar şeklindedir. Yani e, nefsil emriyesi yoktur. Vücudu ilmisi vardır. Kainattaki sistemdir. Bizdeki nedir o? düşünmeler, hayal etmeler vardırlar ama vücudu ilimleri var, vücudu haricileri yoktur. Ee, kainatta e, tabiat, bizde ene. O gurur kibir manasında veya ben benlik. Tabiun dahi melaikenin manasını inkar edemeyerek haşiye kuvayi sariye nam, nam, ile bir cihette kabule mecbur olmuşlar. Ee, yani kuvayi sariye nedir? Kainattaki sirayet eden evet, evet. kuvvetler. Ha? Evet yani. yani evet yani, sirayet yani. Akıyor böyle birbirine. Ama göremiyoruz diyor. Ama ne de bunu epey yaklaştılar yani. Bunu inkar etmiyoruz. Yani maddede birbirine bir hani bağlar var. Kimyasa bağlı bağ gibi. Fizikte de öyle. Şu anda kuantum fiziğinde de biraz böyle şey yaptılar ama kuantum fiziği bambaşka bir dünya. ateisti, tabiat perestleri, kanunculur hepsini yok etmiş. Çünkü garip bir fizik dünyası. Kafandan hepsini sileceksin. Kuantum fiziğini anlamak istiyorsan, fizik hakkında her şeyi unutacaksın. Hiçbir şey yok orada. Yani bir tuhaf her şey, her şey herkesten kopuk. Kuantum fiziği. Yani ahiret yaklaştıkça hani vefat eden artık dünyayı unutuyor ya. Böyle kuantum fiziği maddeyi yok etmiş. Her şey onlar maddeye bağlamışlardı. Ne Allah ahiret ya. Aa, madde işte. Elma bak gübreden. Kuantum fiziği dedi ki evet madde bitti parçalandı. Madde hiçbir şey değil bu surettir. Melekut tarafı Abdülkadir şeymiş. Kuantum fiziği. Ondan sonra ne çıktı Fatih? Çok hoşunuza gidecek. Kuantum fiziğiyle sif maddeyi parçalamadı bunun daha dibi olmadığını kuantum fiziğinin de daha başı böylelikle ilan nihayet sonsuz bir mertebeyi vücut yani sonsuz bir varlık meratibi karşımıza çıkmış. Korkunç bir cadde çıktı. Yani a, madde e, atomun bölünebilir en küçük parçası iken her şeyi burada bitirmiştik. Demiştik ki öyle bize okulda, mektepte okuttular. E, bölünebilir en küçük parçasını atom e, ondan sonra her şey burada. Hasan her şey burada diyorlar. Daha ne arıyorsun? Ne tanrısı? Ne ahiret? Madde de her şey bitiyor. Madde'de hiçbir şey bitmiyor. Tam tersine yeni başlıyor. Kuantum fizi madde yırttı. Arttı. Arkaya tarafına bir cadde açıldığını ama şunu verdi. Madde, evet maddeyi kaldırdı. Başka bir dünyayı söyledi ama esas söylediği şu. Biz maddeye bitti demiştik. Ama kuantum fizi yırttı attı. Kuantum fiziği son nasıl deriz? Onu da yırtan bir şey çıkmayacak mı? diye bir kapı açıldı. Bilinmez bir dünya. Böyle ahireti gösteriyor. Sanki Risale-i Nur talebeleri maddenin arkasındaki melekütliyetten bahsediyorlar. Şimdi Haşiye okuyorum. <laughs> Tabi canım. Onu hiç dile getirmek istemezler. E dedim ya Çali'de hafız Selahattin Şerifoğlu. Ben Utbe Şerifoğlu camisinde vaaz edince o demiş ya öldü değil o o adam? Hatırlarsın. Hafız çok anlatır. Hafız bu adamı niye vaaz ettiriyorsun? Bu adam hoca mı? Değil midir dedi. Hocaya mı benziyor baksana fizikçi mi, kimyacı mı? Biz camiye geliyor sanki fizik diyor ya. Bunu diyen maden mühendisi. Sındık. Onu çıkarma da diyor. Kimi çıkarırsan çıkar. O tabii kağıdı yakınca baktı ki madde maddelikten çıktı. İyi kağıdı yaktık. Kağıtlıktan çıktı. E bu ateşi de başka bir ateşte yaksak ateşlikten çıkar. Nasıl anlatayım kuantum fiziğini adama? onu gösterdim. O ateşi de başka bir ateşte yakarsanız başka şey olur. Demek ki bu burada bitmiyor, devam ediyor. Adam diyor çıldırıyor yani. E, ha şeyi okuyorum. Melaike manasını ve ruhaniyatın hakikatini inkara mecal bulamamışlar. Belki fıtratın namuslarından, fıtratın namuslarından kuvais sariye diye ceyran eden kuvvetler namını vererek yanlış bir surette tasvir ile bir cihette tasdikine mecbur kalmışlar. Ey kendini akıl zanneden. Burada ne anladınız abiler? Bu haşiyede. Ben size bir fıtratta hılkat arasındaki farkı söyleyeyim. Kanunla namus. Kanun emirdendir. Namus İran. iradendendir. 59 değil mi? Mesnevi Nuriye. Tamam Şimdi ben 20. mektubun başında hılkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi. Hılkat hepimiz eşittiz. Yani Allah Halik, tahta, ağaç, kedi, köpek, in, biz hepimiz mahlukuz. Bu cihetle yaratılmaya mahkum olduğumuz için yaratılma cihetiyle biz hilkatiz eşitiz. Hilkatte eşitiz. Ama o elma, o kuş, o da o köpek, o tavşan bilmem sen bu. Bunlar da fıtrat demek. Yani hilkatte de eşitiz fıtratta başkayız. Sığırın fıtratıyla benim fıtratım bir değil değil mi Fatih? Fıtrat farklı. Ama ikimiz de hılkatta eşitiz. Kanunda da hepimiz eşitiz. Namusta hepimiz böyle farklıyız. Yani çizersek şöyle. Şöyle yapayım. Burada eşitiz. Herkes eşit. Eşit. Burada herkes farklı. Ha, yani, namus. Namus herkeste farklı. Ha. Aa tabii çoğalt ço ço çoğaltla çoğalt. Şimdi bir şey olsaydı gafur vahiy diyet. Şimdi olsa fırtına girer demen dayanamazdı. Ehadiyet. Yani yaratılış, şöyle daha iyi anlaşılsın şey yapsın, ee, yaratılmakta, yaratılmakta hal, halika muhtaçız, muhtaçız, herkesten ben farklıyım yaratılan her şey her şey her şeyden her şeyden farklı olması. Üsttekine de eşit olması yapsak daha şey olmaz mı? Tamam doğru. Her şeyin bir yani muhtacız eşitiz. Eşitiz. Farklıyız. Ee, tamam Bunu nerede anlatır bunu 20. mektubun başı Bunu 59 de anlatır Bunu da Gene e, 20. Mektupta şah şu Şunu vahidiyet ehadiyet Oradan bütün deniz yüzü Güneşi göstermesi vahidiyet Ama o güneşi Gösteren e, suyun Yüzündeki her bir katre Ehadiyet şimdi geliyorum bu şeyden sonra ama ondan sonra öteki paragrafa geçmeden kesiyorum. Ha şeyi bir daha okuyayım. Melaike manasını ve ruhaniyetin hakikatin inkara mecar bulamamışlar. Belki fıtratın namuslarını, fıtratın görüyor musunuz? Namuslarını, fıtratın kanunları değil. Namuslarını, namuslarından kuvay sariye diye. Kuvay sariye neydi İbrahim? Yani ne? Akan e, e Ceyran eden böyle enerji diyor. Kaldırma kuvveti, kaldırma kuvveti. Ha, evet. Eletiğin çekim. Evet, itme ve çekme şeyleri. Tamam. Diye ceyran eden kuvvetler diye zaten usta lugatını verdi. Kuvayi Sariye ya, yani ceyran eden kuvvetler namını vererek yanlış bir surette tasvir ile bir cihetten yani böyle diyerek bir cihetten e, dinin söylediklerini tasdikine mecbur kalmışlar. Yani kuvvet sahne dedikleri Kuvvetliği zaman dolayısıyla dini kabul etmiş oluyor. E otomatik. Din zaten bunlar. Çünkü din maddenin arkasında mananın olduğunu söylüyor. Bunlar ise diyor ki dine zıt, her şey maddededir. O zaman şey olmuş abi. Yer çekim kavmi aslında bir melek vermiş oldu değil mi? Yani melaike aslında tutuyor. Mevkel Ne Tabi onlar kuvvet diyor fizikte. Biz de melektir. Müekkel melaike. Nedir o? Zaten meleğin altı fiziği indirirsen güçtür, kuvvettir. Bunu bir enerji kuvveti olarak görmüşler. Evet. Va enerjidir zaten. Görmüşler der ki enerjidir zaten. eşittir kare var ya enerji. Tamam doğrudur. Her bir şey mesela nükleer santralda bir atom parçalanıyor. Ne oluyor? Madde maddelikten çıkıyor. Nereye dönüşüyor? Korkunç bir enerjiye dönüşüyor. Rüya bahsinde de şöyle bir tabir kullanıyor. Ya, yani mesela Heh. hissi kalbel vuku. Yani Cenab-ı Hakk'ın sevki ilahisi var. Onlar içgüdü olarak tabir ediyorlar. Ha gibi ha gibi. Mesela normalde onu o hissi kalbel vuku'yu bir müekkel melaike mürekke tarafından her bir hayvanın bir çobanı vardır diyor ya. Ona çobanlık yapan müekkel melaikedir. Ama onlar içgüdüyle gider diyor mesela felsefeciler. Evet. Mesela düşün korkunç bir şey ya. Onu bir iki kelimeyle ifade etmek isterim. Çok mühim de altını çiziyorum. Bir atomu parçalamak için nükleer füzyon dedikleri yani nükleer bir santrala ihtiyaç var değil mi? Gözükmeyen atomu parçalamak için. içindeki enerjiyi çıkarmak için böyle ilim ve teknoloji bilim gerekiyorsa yok onu var etmek. Korkunç o çıkan enerjiyi bir yere sıkıştırıp atom gibi göstermekte kullanılan ilim, bilim, teknolojiyi düşünün. Allah nasıl bir bilim bilim sahibidir, ilim sahibidir. Yani Allah nasıl bir bilim, nasıl bir ilim, nasıl bir teknoloji kullanmış? Yani bir atomdan çıkarttığınız enerjiyi çıkartabilmek için böyle ilim, bilim, teknoloji lazım. Onu va o yokken var etmek, o enerjiyi ona yüklemek, atom gibi göstermekte kullandığı ilim teknolojisini düşün sahibini düşün. Duruyor. Ya mesela Şöyle diyeyim de daha kolay olsun. Tuttuğumuz olsun. Odunu getir. Götürdük. 10 kilo mudur? 10 kilo. Koy buraya. Tamam. Ve her tarafı kapatalım. Yakalım odunu. Duman çıktı mı? Çıktı. Isı vesaire. Peki. Hadi geri bir teknolojiyle bu tekrar odun yapalım. Bir yere kaçmadı enerji duman. Yani adam nükleer santral demek odunu yakıyor. İçindeki dumanı, ısıyı, ışığı, külü ayırıyor. E, tamam. Bu ilimle yaptın. Nükleer santral lazım bunu yapayım. Tamam da olmayan bu odunu tasarlayacaksın. Korkunç enerjiyi sıkıştıracaksın. Piston yapacaksın. Donduracaksın. Bunu atım diye bize göstereceksin. Bu nasıl bir santral? Artık akıllanmıyor. En iyisi sofistaylar gibi yapmak. Ne yapacaksın? Akıldan istifa edeceksin. Ya Allah var diyeceksin. Ya diyeceksin ki ne mutlu hayvan olmak. Sofistaylo öyle demiş. Demiş ki aklını çıkarıp da hayvanda olamamış. Allah'a da inkar etmek istemiş. Allah'a da inkar edemeyince, aklını da çıkartamayınca demiş ki her şey hayaldır, Hiçbir şey yoktur. Sofistaylo hayvanlık değil. Hiçbir şey yoktur. Her gördüğümüz hayaldir. Allah'a kabul etmemenin istirar hali, mecbur hali bu bu akla yaklaştılar. Ustad diyor ki akılları var mevcudatı kabul edeceksin. Allah'a kabul etmemektense sofistay filozoflar Allah inkar etmek adına başka yol yok. Mevcudat yoktur. Nedir? Hayaldır. Böyle diyerek diyor ustad bir cihette akla yaklaştı diyor. Aklı mevcudatı inkar ettiğini yoktur. Ya e vardır var dediğinse o zaman Tanrı vardır. Tanrıyı inkar edeceksen o zaman mevcudat yoktur. Yani arka tarafta bir bu işi yapan var dediğinse sen kabul ediyorsun diyor. Bu sefer diyor ki yani bu kadar işleri tek bir Allah nasıl yapabilir? Aklına nasıl Bu sefer akıldan istifa ediyor. Evet ya yani bu bir derece, bir derece akla yakınlaşıyor. Tabi daha akıllı bir iş yapmış oluyor. Daha tabii. Tabiat perestlerden daha kılılıktır. Yani ben Allah'a inka hem mevcudatı kabul edeceğim. Bu elma armut var diyeceğim. Bu boyayanın kör olduğunu söyleyeceğim. Vücudu yapan yoktur diyeceğim. Canlıyı verene ya bunu yapmaktansa hiçbir şey yoktur dedi. Biz öyle hayal zannediyoruz. Ben birisine denk geldim biliyor musunuz? Şeyde Bey'inde o 1980 küsürlerde. Abi gel dedi oranın bir vakıf vardı. Abi bilesene yesene ya. Neredesiniz? Nalburdayız. Bir adam var dedi. Burada her şey inkar ediyor. Tamam nasıl? Anladım ben seni. Gittim baktım her şey inkar. Dedim ya bu mevcuda şu dükkan benim konuşmam Sen Bunlar hepsi ayaaldır biz kabul edelim. Olan böyle içimden geçti. Ha buna bir tane çakayım. Bu da ayaal. Kesinlikle de ayaal. Zannettiğimiz için var diyor. E, kim zannediyor onu da? Yok. E tamam da birisi var ki zannediyor. Demek ki sen varsın ki sen yani her şeyi inkar, kendisini de inkar etmiş. Bir tane yapıştırsaydınız abi. Onu... İçimden geçti deyiz. ama yani acıdım ya. Yok, bir tane Bu hayaldır diyecek biliyor musun? Bu Ağrıyı da yani. öyle. No, nasıl? No, ben den ömrümde böyle bir tane. Hı. Evet yani Allah kabul etmektense akıldan istifa ediyor. Ya o sofistikler gene bir ilim vardı, bir bir şey vardı. Bu şimdiki adamlar on, onlar gibi olamaz ki. Ya. O, o basit adam değildi ki ya Sofesto. Tabii. Gitti gitti gitti. Çıkmaza girdi. Ulan o zaman vahiy yok Yunan şeyi. Vahiy şeyi yok. Gitmemiş veya ne bileyim. Yani bir Allah mefkuresi yok yani. Bu yani Allah inancı yok. Vahiy yok. Semavi değil. Ya vallahi insan nasıl gene düşünmüşler ya. Din yok. Ne desin ya? Allah mı diyecekti ya? Çünkü din yok. Gönü nasıl buldular ya? Ya hayvanattaki bir sevki ilahi var. O güzel bir müşahhaslandırıyor da burada. Tamam bir okur musun? Mektubat sayfayı söyle. 348. Mektubat 348. Çünkü ehli dalalet ve ehli felsefe o gayrimeşhur hislere hata ederek ahmakçasına sevki tabi diyorlar. Hani içki gibi. Haşa sevki tabi değil, belki bir nevi ilhamı fıtri olarak. İlhamı fıtri. Yani sevki tabi içten doğma ile hareket ediyor. Onlar öyle diyor. Yani içten doğma ne demek? şey şuna şey ne diyorlar o içten doğma ha içgüdü yani ne demek İçten doğma İlham yani. işten doğma varsa, doğma işten doğarak ben hareket ediyorsam beni doğuran, içime bunu öfleyen, beni tetikleyen, hareketlendiren bir şey var demek ki. Ona da ilham diyor. İlham evet. İnsan ve hayvanı kaderi ilahi sevk ediyor. Mesela misal veriyor buradan iki üç tane. Yani. Kedi gibi bazı hayvan gözü kör olduğu vakit o sevki kaderi ile gider, gözüne ilaç olan bir otu bulur, gözüne sürer, iyi olur. Hem rüy zeminin sıhhiye ve memurları hükmünde ve bedevi hayvanatın cenazelerini kaldırmakla muvazzaf kartal gibi akül lahım kuşlara bir günlük mesafeden bir hayvan cenazesinin vücudunu o sevki kaderi ile ve o his kabrel vuku ilhamıyla o sayka ilahiyle yani sevk ilahiyle bildirir ve buldurur. Hatta yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusunu yaşı bir gün iken havada bir günlük mesafeye gider. Havada iznini izini kaybetmeyerek o sevki kaderiyle ve o sayıka ilhamıyla döner yuvasına girer. Gibi ilahir. Bir günlük i̇şte gödü falan sevki tabi olan şey yapıyor ama burada şey, bir nevi müekkel melaikenin çobanlık yapmasıyla yani, çok acayip bir şey ya yani şimdi böyle arı gider yani şu anda 5 kilometre bir günlük mesafede gider ondan sonra taşa konmuyor çiçeğe konuyor o, yani bu bir tercih değil mi ya keçi doğuyor keçi değil mi vuruyor, darbe vuruyor. Yani? Allah Allah. Ya bu abi, bu ya nasıl ne eden, kuvvetler. eden kuvvetler. İşte ateistlerin şu anda son kalaları kuantum fizikten önce kainatı istila eden önünü arkasına evveli ahili zahir var enerji. Şu anda kuantum fiziğinde o da bitti. Ustad nasıl böyle bu nasıl bir hatayı kalıplara koyuyor ya? Her bir kelimeye inanın bana ben rahat bir saat konuşurum her bir kelimeye. Kuvayi Sari hakkında ben iki saat konuşurum ya. Adamların yapıyor. Hakikaten nasıl oynuyor? O, o, güzel bir tabir söyledin ha. Ustad oynuyor onlar da. Yani ne kadar bedi değil mi şimdi meleke? Daha gidecek. Vahir davahum en ilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.